arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tam ölçüsüyle kısır hazırlayacağız. Normal şöyle bir 5-6 kişilik kadar bir kısır hazırlayacağım. Ortalama şöyle 2,5 su bardağı bulguru öncelikle ıslatıyorum. Normal kısırlık bulgur. Şöyle 2,5 bardak. Üzerine 2,5 bardak da su ilavesi yapıyorum. Ben kısırı yoğurarak yapıyorum arkadaşlar. O yüzden çok kuru olmayacak. Şöyle 2,5. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzunu katıp şöyle bir karıştıracağım. Suyu çok güzel çekecek. Şimdi kapatacağız. Tam ölçüdür. Birebir lütfen koyun. Streç filmle kapatıp ortalama bir yarım saat kadar bekleteceğim. Ben o arada soğan ve baharatlarımı öncesinde kavuracağım. Ben öncesinde kavuruyorum salçanın kokusu olmaması için. Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağını tavamı alıp ocağın altını yakıyorum. 2 adet orta boy kuru soğanı küçük küçük doğradım. Onu ilave edip pembeleşene kadar kavuruyorum. Kavrulduktan sonra 2 yemek kaşığı domates salçası. Evinizde varsa 1 yemek kaşığı domates, 1 yemek kaşığı da biber kullanabilirsiniz. Salçası böyle bol oluyor çünkü rengi gerçekten istediğiniz böyle güzel bir renk olması için muhakkak salçayı bol kullanın. Şimdi içerisine dövdüğüm 1 adet sarımsağı ilave ediyorum. Sarımsağı muhakkak katmanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel bir lezzet veriyor. Ardından baharatlarını katacağım. Bir tatlı kaşığı dolu dolu kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı nane ve bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kadar karabiberi de ilave ediyorum. Hemen şunu belirteyim. Baharatlar damak tadınıza göre değişebilir. Acı seviyorsanız arttırabilirsiniz. Sevmiyorsanız azaltabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Şöyle 1-2 dakika daha kavurup alacağım artık. Terimde kavruldu. Artık ocağın altını kapatıp hemen kenarda bekleyen bulgurun içerisine dökeceğim. Tekrar kapatacağım ve dinlendireceğim. Hemen bulguru şöyle açıyorum. Üzerine dökeceğim. Tekrar kapatacağım ve soğumasını bekleyeceğim artık. Benim çok vaktim olmadığı için çok bekletemeyeceğim ama vaktiniz varsa böylece bırakabilirsiniz. Şöyle karıştırmayacağım sadece. Şimdi tekrar streç filmi kapatayım. Bu şekilde soğusun. Hem bulgur daha güzel çekecektir. İyice soğumadan sakın yeşillikleri katmaya kalkmayın arkadaşlar. Bütün yeşillikler ölecektir o zaman. Kısırı yeterince artık dinlendirdim. İçerisine şöyle malzemelerimi katacağım. Bir tane havuç, bir tutam maydanoz ve dereotu, bunun içerisinde ikisi. Biraz da taze soğan. Ben kıvırcık falan katmıyorum. Bunları da içine katayım. 1 adet limonun suyu. Hemen hemen 3-4 yemek kaşığı kadar da nar ekşisi. Muhakkak nar ekşisi katın arkadaşlar. Çok güzel bir lezzet katıyor. Bir adet de domates doğradım. Onu da katıyorum. Çok acı olmasını istiyorsanız arttırabilirsiniz. Ben çok acı olmasını istemediğim için 1 çay kaşığı şöyle biraz daha fazla isot katıyorum. Şimdi güzelce şöyle elimle yoğuruyorum. Böyle aşırı derecede ezmiyorum.
yoğurdum arkadaşlar. Çok güzel oldu. Kıvamı tam böyle istediğim gibi. Dinlendikçe daha güzel olacak. Böyle yaptıktan sonra hatta biraz dinlendirmenizi tavsiye ederim. Yoğurdukça daha lezzetli oluyor. Tam ölçü, ne su, ne yağ, hiçbir şey eklemedim. Tam ölçülü bir tarif. Böyle yoğurarak seviyorsanız mutlaka deneyin. Şimdi bir servis tabağına alayım. Güzel bir sunum hazırlayayım. Şöyle tabağın içine koyacağım. Turşu bırakacağım. Çok güzel bir görüntüsü yok mu arkadaşlar? Videoyu çekerken yanlışlıkla kapatmışım. Şöyle ertesi günkü halini sizlere gösterip videomu bitireyim arkadaşlar. Oldukça lezzetli bu güzel kısırı. Muhakkak denemelisiniz. Tam kıvamında müthiş bir lezzeti var. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.